Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Faktörel konusuyla temel kavramlarımıza devam ediyoruz. Bakın dediğim gibi temel kavramlar uzun bir konudur. Bu temel kavramı hallettikten sonraki diğer konular daha eğlenceli, daha güzel ve daha hızlı gidecek diye düşünebilirsiniz. Birden n'e kadar olan doğal sayıların çarpımına en faktörel denir. Bakın şu şekilde en faktörel şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Birden ne kadar olan sayıları en çarpı en faktörel şeklinde gösterebiliriz. 0 faktörel 1 demek hocam. İç 1 faktörel 1, 2 faktörel 2 çarp 1'den 2, 3 faktörel 3, 2, 1. Geriye doğru çarpım şeklinde yazıyoruz gibi düşünebilirsiniz. 3 faktöreli 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. Bakın arkadaşlar istinai durum tüm faktörelleri ele alırsanız alın. Hangisini ele alırsanız alın tek bir durumda eşitlik vardır. 0 faktörel ile 1 faktörel. Çünkü ikisinin de sonucu 1 yaptığı için. Yani arkadaşlar 5'ten şunu da bakalım. 4 faktörel hocam. 4 faktöreli biz 24 olduğunu söyleyeceğiz. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den. 5 faktörel 5, 4, 3, 2, 1'in yan yana getir çarpımıdır. O da 120 yapacaktır değerli arkadaşlarım. Bunları da söyleyelim. 5 faktörelden sonra tüm sayıların sonunda 0 vardır. 5 faktörelde dair. Mesela 6 faktöreli inceleyelim hocam. Mesela ben merak ettim. 6 faktörel ne? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zaten 5, 4, 3, 2, 1. 5 faktörel demektir. O da 120'dir. 6 çarpı 120, 720. 20 yapıyor değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. E, 700'ün üzerinde son olarak ne? 0. 8 faktörüyle denesen yine 0 gelecek. 9, 10 hepsi için. Bunu da daha şu istisnai notu unutmayalım. Şimdi bu not bize şu soruyu çözdürecek aslında ama o soruya geçmeden önce şuna bakalım. Şimdi hocam ben en faktörüyle geriye doğru açarken en çarpı n eksi 1 çarpı n eksi bak, bakın. En, en eksi 1, en 2. Aynı mantık. Bu şekilde ya da şöyle de açabilir. Mesela en faktörüyle n çarpı n eksi 1 açıp Sonuna faktörel işareti koyabilirim. Yani 10 faktörel, 10 çarpı 9 faktörel şeklinde açabilirim İstenir, istenirse soruda. Atıyorum aşağıda 9 faktörel vardır, birbirini götürün, cevap 10 derim mesela. O şekilde. Ee, ya da mesela 10 faktörel istersem, 10 çarpı 9 çarpı mesela 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörelde de açabilirim. Abi, i̇stenirse dediğimiz gibi, 10, 9, 8, 7 faktörel, hatta 1 faktörel kadar yazabilirsin değerli arkadaşlarım. 2 artı 1 faktörel hocam nasıl yazacağız? Önce 2 artı 1, n çarpı n eksi 1. Hocam iki enle alakalı. Bak iki en artı birden bir çıkarırsan iki en kalır. Tamam. Yani şöyle düşün. 14'ten bir çıkardı 13 kaldı gibi. Ya da mesela 15'ten bir çıkardı 14 kaldı gibi düşünebilirsin. Sorumuza bakalım hocam. Bu videomuzda tek sorumuz olacak. Diğer videomuzda 3 tane güzel ve tam tamına sınav ayarlık bir sorular gelecek diye arkadaşlarım. 0 faktörden 50 faktöre kadar olan sayıların biller basamağı rakam kaçtır? Hocam biz bunu tek tek bulacak mıyız? Hayır gerek yok. Bak şimdi 0 faktörelerin 1 olduğunu biliyorsun. 1 faktörelerin 1 bir çarpı 1'den Ha, bir çarpı bir değil işte bir yani. Tamam dikkat. 2 faktöriyelinin 2 çarpı 1'den 2 olduğunu, 3 faktöriyelinin 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 olduğunu, 4 faktöriyelinin 4, 3, 2, 1'den 24 olduğunu biliyorsun. Ve ne demiş şurada notumuz vardı. Şurada yukarıda hocam. Hocam göremedim. 5'ten sonraki tüm sayıların sonunda 0 vardır. Tamam. O yüzden sen buraya 50 de yazsa ne yazarsan et fark etmez 0 gelecek şurada. O zaman ben bunların toplamına bakacağım ki biller basamak rakam bulmak için. 1 1 daha 2 2 daha 4 6 daha 10 34. Atıyorum bu şöyle atıyorum mesela işte 12 4 bilmem ne bilmem ne işte 0 34 gibi. Heh, sonundaki 34'e bakacağız diyeceğiz ki birler basamak rakam birler basamandaki rakam 4'tür değerli arkadaşlar. Bir tane sorumuza basit bir soruda yapalım arkadaşlar. Ee, diğer Videomuz hazırlık olsun. 3 faktörel artı 4 faktörel bölü 2 faktörel işlemi sonucu kaçtır. Bak basit. Şimdi sen burada 3 faktörel 3 faktörel 2 faktörel cinsine yazarsan şöyle yazabilirsin. 3 çarpı 2 faktörel diye. 4 faktörel de 4 çarpı 3 çarpı 2 faktörel yazacağız. Bölü 2 faktörel. Bakın bunu niye yazdım. 2 faktörel ortak parantezini alırsan Şuraya yazalım. 2 faktörel ortak parantezini alırsan burada 3 çarpanı gelecek. Artı Aradaki işlem artı olduğu için. 4 çarpı 3 12, 12 de buradan gelecek. Bölü 2 faktörel. 2 faktörel birbirini götürecek. 3 artı 2'den 15 gelecektir. Mesela buranın cevabı. Kısarsan dene. 3 faktörel kaç? 6. 4 faktörel 24. 2 faktörel 2. Yine 15 geldi. Tamam. Anladık mı? Bunu asıl detaylı aynı. Bir sonraki videomuzda göreceğiz. Allah'a Allah. emanet